Gülşen'in son hali korkuttu. Ya gerçekten herkes Gülşen'in o fotoğrafını paylaşmış. Işık hatası mı? Aşırı kilo verdiğini düşündüm. Bir de birazcık sanki dudaklarında dolgun vardı. Bilemedim. Bir fotoğrafı ekrana verelim. Bir Aytaç bir beyefendi gözüyle baksın. Gördüm o fotoğrafı ya. Gördün mü? Gördüm. Bir dudaklar büyük olmuş. Bir de bence Gülşen'in buradaki en büyük problemi aşırı zayıflık gibi geldi bana. Ya Gülşen... Yoksa şu yanak zaten çok popüler. Evet. Şuradan gelip benden de alsalar ya. Şimdi benim bu bak Gülşen ilk çıktığında da zayıftı. Gülşen her zaman zayıftı zaten. Gençlik yıllarında da zayıftı. Ben onu dinlediğimiz yıllarda da zayıftı. Kızı da fakat... huri yaptın ya. Hayır yani onu hiç kilolu görmedim. Hep zayıftı. Böyle bir kilo problemi yoktu. Fakat buradaki fotoğrafta yanaklarına eğer ki bir şey yaptırdıysa siz diyorsunuz ya Hollywood yanağı filan. Öyle bir şey yaptırdıysa o güzel olmamış. Yani bak bu... canım benim. Şimdi şöyle bir şey var. Evet. Bu yüzdeki şişlik. Mesela ben şişko yanaklı bir kızdım. Hiçbir zaman öyle şey olmadım yani. Ben de şişko yanaklı. Arkamdan patates suratlı diyenler bile olmuş yani. Bunu da duydum. Yanağı olan insanlar için ileriki yaş aldıkça ya da yaşlandıkça avantaj. Çünkü yüz çöküyor bir süre sonra. Evet bizimki anladın avantaj mı? Değil mi? Aha, evet bu tamam. Avantaj. Sen bunun kaymağını biz yiyeceğiz yani. İnşallah. Çünkü neden şişko yanaklıysan işte normale döneceğiz biz. He. Yaş ilerledikçe normalleşecek yanağımız. Evet. Şimdi Gülşen de bugün 42 ya da 43 yaşına bastı. Doğal olarak da hani onun da artık şey olmuş olabilir. Ben Hollywood yanağı yaptıracağını düşünmüyorum onu. Bak yaptırmadıysa o zaman şöyle bir şey söyleyeyim. Bir yani, de biraz da ışıkta hatası olmuştur ya. Bir hemen şey var. Böyle yerden yere vurmayalım kadını. Bak normal sürecin dışında bir şey var. Çünkü 42 yaş çok böyle hani çöktü de çirkin yok. Oldu da yaşı değildir yani. Değil, ama değil. Burada gözlerde de yani komple sadece yanaklarda değil. Ama dediğin gibi ışık da olmuş olabilir. Makyaj, ışık yani hepsi bir bütününde olmamış. Ben mesela normal Gülşen'in fotoğrafı olarak bunu gördüm daha önce. Ama Gülşen yazmasaydı tanımazdım yani Gülşen demezdim. O kadar yani. O kadar. Ya o kadar da değil ya. Öyle değil mi? Bilmiyorum. Hani tabii senin görüşündür de o olabilir ama bilmiyorum yani. Bir ben Gülşen'i hep beğenirim. Makyajlı... Yılbaşı gecesi baksana kırmızı kostümüyle. Evet. Herkes bir özenmiş mi özenmiş giyinmiş zaten. Arkadaşlar bak buradan bayanlara söylüyorum ya şu zayıflığa özenmeyin böyle oluyor işte ya. Bak kilo alsa böyle olmazdı bak. Sana bir şey söyleyeyim mi Esra? Kilo alsaydı... Her pazartesi rejime giren bir kızla söylediklerin ya. Hayır kilo almış derlerdi tamam mı? Sonra bir kısım derdi ki aslında yakışmış, daha iyi olmuş filan derlerdi. Ama zayıflayanlara öyle bir şey demiyorlar. Evet, bak, evet. Zayıflayanlara... Hemen anoreksiya, doğru tabii. Söylüyorsun. Evet. Anoreksiya öbürleri de mide ameliyatıyla olayı çözüyor.